Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğümüz bu bademli hoş eteği çalışacağız. Eteğimizi 1,5-2 yaş grubu çocuklarımız için ördük. E, tabii ki daha küçük ya da daha büyük yaşlardaki çocuklarımız kilolarına bağlı olarak giyebilirler. Ölçülerimizi şimdi sizlerle paylaşacağım. Evet, eteğimizi örmek için bel kısmından başladım. Bel kısmı zincir sayısı bebeğimizin belini oluşturacak genişliği oluşturmakta. Eğer daha büyük yaş grubu için öreceksek, beşer ya da altışar onar zincir artırarak yapabiliriz her yaş grubu için. Eğer bebeğimiz yanımızda ise belinin ölçüsünü alarak belirli ölçüye ulaştıktan sonra o ölçü kadar zincirimizi çekip üzerine modelimizi yerleştirebiliriz önce lastiğimizi daha sonra ise modelimizi kurabiliriz Evet lastiğimizi yeterli ölçü olana kadar ördüm daha kalın isteyen arkadaşlarımız birkaç sıra daha lastiği devam edebilirler lastiklerimiz tamamlandıktan sonra eteğimizin rahat açılıp e, kapanması için bakınız yuvarlak olarak örmedik bel kısmında modelimizin olacağı sırada birleştirme işlemimizi yaptık lastik kısmını ayrı olarak ördük kullanımı rahat olması için daha sonra görmüş olduğumuz bu güzel modelimizi uyguladık Evet modelimizi de dilediğimiz uzunluğa gelene kadar örebiliriz öreceğimiz çocuğumuzun yaş grubuna doğru orantılı olarak değişecektir daha büyük çocuğumuz örüyorsak birazcık daha uzatabiliriz daha küçük çocuklarımız için daha erken kesme işlemini yapabiliriz kesme işlemini ise en son beyaz iki sıra halinde ördüm. 4 tane trabzanımızı bakınız 2 trabzana düşürüyoruz ve ikisini aynı anda çekiyoruz. Bu sıramız ve bir sonraki sıramızı bu şekilde beyaz ya da farklı renklerle örerek eteğimizin son bitişini tamamlayabiliriz. Şimdi ölçülerimize bakalım. 31 santim eteğimizin uzunluğu. Bel kısmına bakacak olursak bel kısmı tabii ki lastik yaptığımız için açılıp kapılması yani esnemesi mümkün bir ölçü. 27 santim de belimizin ölçüsü. Evet bir tane ip kullandım etiğimizi örmek için kenarına da az miktarda beyaz ipimi kullandım şu şekilde beline bağlamak isterseniz kurdele ya da dantellerimizi ayarlayabilirsiniz belinde hoş bir ayrıntı olması için Evet kolay gelsin diyerek hemen eteğimizi Örmeye başlayalım kolay gelsin etiğimizi örmek için Nako'nun lüks minnoş bevisini kullanıyorum İpim %50 polyamid %50 premium akrilikten oluşmakta renk numarası 1479 100 gram ve 336 metreden oluşmakta yine içinde aynı markanın beyazını da kullanıyorum tığ olarak iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum ve hemen zincirimizi çekerek örmeye başlayalım hangi yaş grubu için öreceksek o yaş grubuna uygun zincirimizi çekelim ve belimizin lastiğini o şekilde başlayalım. Daha büyük yaş grupları için eğer öreceğimiz çocuklarımız yanımızda yanımızdaysa bellerinin ölçüsü alarak yapılabilir ölçümüz. Şu şekilde bellerini güzelce bir mezurla ölçtükten sonra uygun ölçülerde örebiliriz. En önemli kural lastiğimizi başlangıçtaki kuraldır. Yani bel ölçüsünü ayarladığımız takdirde hiç sıkıntı çekmeden bütün bölümleri çok rahatlıkla örebiliriz. Birinci düğüm atıyorum. Buraya sıkıştırıyorum. Bakınız düğümümü attım ve ipimi gevşeterek zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 Normal e, sıklıkta bir zincir çekiyorum. Çok sıkı çekersek trabzanımızı içine yerleştirmekte zorluk çekebiliriz. Çok da bol çekmeyelim. Şu şekilde normal. Bakınız delik e, değil. Çok da sıkı değil. Ayarımızı elimizi normal tutarak zincirimizi yeterli ölçü olana kadar çekelim. Herhangi bir zincir sayısı tahmini vermek yanlış olabilir. Çünkü iplerimizin kalın ve ince oluşu, elimizin sık ve gevşek oluşu bebeklerimizin ya da büyük kız çocuklarımızın bel ölçüsünde hatalara sebep olabilir. Ee, en güzel sonuç özellikle büyük çocuklarımız için 2-3 yaş grubu için bel ölçülerinin alınarak yapılması olacaktır. Evet şimdi zincirlerimizi çekmeye başladık ve devam edelim. 96 tane zincirimi çektim. Ben mezurumun üzerine şu şekilde tutuyorum ve şöyle bakınız hiç e, asılmadan her ikisini aynı tek tuttuğum için bakınız şöyle devam ettiriyorum düzelttiğim zaman 43 santim zincirimizin ölçüsü şimdi zincirimizi kapatmadan örmeye devam edelim zincirimizi kapatmayalım çünkü belimizi e, düğme yeri olarak ayarlayıp lastik kısmında bu şekilde kullanalım 1 2 3 4 tığımın başını doluyorum dördüncü zincirimin içerisine gelerek batıyorum 1 2 3 defa da alıyorum tekrar tığımın başında oluyorum bir sonraki zincirimin içerisine giriyorum 1 2 ve 3 başını bir defa doluyorum sıradaki yuvaya giriyorum 1 2 3 tekrar bir defa başını doluyorum sıradaki zincir yuvasına gelerek batıyorum ve birer birer sıra başına kadar bütün zincirlerimizi örüyoruz. Bir defa başını doluyorum, batıyorum bakınız. 3 defa da örüyorum. Çıktı. 1 2 3 ile kapadım. Tekrar bakınız bir defa doluyorum, batıyorum, çıkıyorum. Bir kendisini örüyorum. 2 doladığım ilmeği örüyorum. 3 bir önceki ilmeğimizde örüyoruz ve devam ediyorum. 1 2 ve 3. Sıramızı bu şekilde sona kadar tamamlayalım. Evet trabzanlarımızı zincirlerimizin üzerine birer birer örerek tamamladım. Şimdi en son trabzanımın üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 örgümün yönünü çeviriyorum ve örmeye devam ediyorum. Bir defa yine tığımın başını doluyorum. Bu kez lastik örgüsü yapacağımız için bir ters bir düz görüntüsü vermek istiyorum. Şu şekilde yandan girdiğimiz zaman düz, arkadan girdiğimiz zaman ters görüntüsünü veriyoruz. Direkt tepesine batmıyoruz. Bakınız tığımın başını doladım ilk trabzanımın ana gövdeden şöyle yandan giriyorum diğer yandan çıkıyorum ve başlıyorum 1 2 3 Evet bakınız düz bir görüntüsü oldu normal şiş örgülerinde yaptığımız dışa kabartılı olan bölümü tığımın tekrar başında oluyorum bu kez sıradaki trabzanımı ardından giriyorum bakın şu şekilde ardından itiriyorum trabzanımı 1 2 ve 3 3 defada örüyorum. Tekrar bir defa başını doluyorum. Sıradaki trabzanımı ana gövdeden yandan giriyorum. 1, 2, 3. Bir sonraki trabzanımı tekrar ardından örüyorum. Yandan ipimizi yarımlamayalım. Yandan giriyorum. 1, 2 ve 3. Ardından 1, 2, 3. Ve 3 ardından girdiğimiz bakınız içteki duran trabzanlarımız yandan girdiğimiz ise dışta kabartılı olan trabzanlarımız sıramızı bir yandan bir ardından alarak örelim ve bütün trabzanlarımızı tamamlayalım sıra sonumuza kadar belimizin lastiğini örerek geldim en sondaki zincirden döndüğümüz trabzanımın şöyle girişini yapıyorum yandan ve 3 da alıyorum tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum örgümün diğer yönünü çeviriyorum ve şu şekilde bakıyoruz. Bakınız lastik görüntümüz iyice ortaya çıktı ve belirleri kazandı. İçteki olanlar yine ardından dışta kabartılı olanları yandan alarak örelim. Kaç sırada tamamlamak isterseniz o kadar sıra aynı işlemlerimizi yapalım. 3 zincir çekerek başladım. Hemen yandan giriyorum. 1, 2 ve 3. Bir sonrakini ardından ve yine yandan bu şekilde içtekilerini ardından dıştakileri yandan alarak örelim ve kaç sırada tamamlamak istiyorsak lastiğimizin kalınlığını ona göre ayarlamamızı yapalım sonrasında görüşelim 4 sıra trabzanımızı ördüm ve yeterli ölçü oldu artık buradan sonrasında modelimizi uygulamaya başlayacağımız için şu şekilde kapatalım ve kapalı bir şekilde örmeye devam edelim Sizler kaç sıra yeterli olmasını istiyorsanız daha küçük geldiyse birazcık daha uzatabilirsiniz. Bir ya da iki sıra daha örebilirsiniz. Şöyle ölçtüğüm zaman 5 santim olduğunu görüyorum. Lastiğimin şu kısım genişliğini. Evet şimdi birleştirme işlemimizi yapalım. Hemen şöyle düzgünce tutuyorum. Bakınız şu şekilde alıyorum. Şurada kabartılı olarak gördüğümüz yerin yanındaki e, trabzanın üzerine gelerek batıyorum. Ve bu şekilde ilk birleştirmemi gerçekleştirmiş oluyorum. Ve sırası ile örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen sıradaki dışa doğru kabartılı trabzanımın üzerine batıyorum. Ve tek seferde alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanımı tek seferde örüyorum. Sırası ile bütün trabzanlarımızı Başını dolayalım. Bir defa da çekelim. Başını dolayıp bir defa da çekelim. Ve başlangıç noktamıza kadar örelim. Birebir yapıyoruz. Artma ya da eksilme yapmıyoruz. Birebir sadece lastiğimizden sonra eteğimize geçişi düzeltiyoruz. Sıramızın sonuna kadar geldim ve başlangıç noktasının hemen yanı başındayım. Bütün trabzanlarımı ördüm. Başlangıçtaki bakınız İlk battığımız yerin üzerine geliyorum. Tığımın başını dolamıyorum. Sadece ilmeğimi alıyorum. Ve tığımı bu şekilde içerisinden geçiriyorum. 3 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3 Zincirimizin hemen yanına tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzan örüyorum. 2 tane trabzanım oldu. Bir sonraki yuvama batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı da örüyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine bir trabzan ve aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Bir sonraki trabzanıma yine aynı işlemimi tekrar ediyorum. Bir trabzan ve aynı yere ikinci bir trabzan örüyorum ve toplamda 8 tane trabzan örüyorum. 2, 4, 6 ve 8. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzan atlayıp diğer trabzanıma batarak örüyorum. İki tane zincir çekiyorum ve tığımın başını dolayıp aynı yere batıyorum. Bir tane V'mizi örmüş oluyoruz. Bakınız bir zincir çektim bir atladım. Bir trabzan iki zincir aynı yere bir tane daha trabzanımı ördüm ve V'mizi oluşturdum. B'mizden sonraki trabzanda bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. Tıpkı şu başlangıçta yapmış olduğumuz gibi 4 trabzanın üzerine her birine ikişer defa girerek 8 tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir çektim. Bir atlıyorum. Sıradaki trabzanıma batıyorum. Bir. Aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum. Bir sonraki yere tekrar bir. Aynı yere iki. Dört oldu. Batım bir tane ördüm ikinciyi de aynı yere ördüm bir sonrakini örüyorum aramızın tüyleri hemen batıyorum ve şu şekilde 2 4 6 ve 8 tane trabzanı yerleştiriyorum bir zincir çekiyorum 8 trabzandan sonra tığımın başını doluyorum bir atlıyorum sıradaki yere beğimizi kurmak için ilk trabzanı örüyorum 2 zinciri çektikten sonra aynı yuvanın içerisine bir tane daha trabzanımı örüyorum ve ikinci V'mizi de bu şekilde oluşturuyoruz. V'mizden sonra bir tane zincirimi çekiyorum. V'mizin öncesinde ve sonrasında birer zincir yukarıdan çekiyoruz. Birer trabzan da aşağıdan atlayarak ilerliyoruz. Tekrar tığımın başında doluyorum, Bir tane trabzan atlıyorum. Diğer trabzanlarımı Yine burada örmüş olduğum gibi 4 trabzanı ikişer ikişer örerek 8 tane trabzan sayısına ulaşıyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar aynı yer 4 oldu. Aynı yere batıyorum. 6 ve son 2 trabzanımı da örüyorum. Toplamda 8 tane sayıya ulaşıyoruz. Bakınız. 8. trabzanımdan sonra bir zincir çekiyorum aşağıdan bir atlıyorum diğer trabzanımın üzerine batarak bakınız örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum aynı yere tekrar girerek V'mizi oluşturuyoruz. V'mizdeki 2. trabzandan sonra bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir atlıyorum sıradan başlıyorum ikişer ikişer örerek toplamda 8 tane trabzanımızı örüyoruz ve sıramızın başlangıcına kadar 8 trabzan 1 ve 8 trabzan 1 ve şeklinde örerek başlangıç noktasına geliyoruz ve başlangıç noktasında da V'miz olacak şekilde ayarlıyoruz sıramızın başına kadar 8 trabzan 1 ve 8 trabzan 1 V'mizi örerek geldim şu şekilde bakalım şöyle düzeltelim bir de Evet, birleştirme yerindeyiz. Bakınız, e, eksik ya da fazla trabzanlarımız gelebilir. E, şurada bakınız, benim trabzan sayımda. Eğer e, aynı şekilde 8'e örseydim birkaç tane trabzan boşluk olacak. Yeni bir model kurmaya yer de yoktu. E, onun için bakınız 2 4 çift olarak ördüm. 5 6 7 8'i birer birer ördüm ve tekrar V'mi kurdum bu şekilde. Minik e, eksikler ya da fazlalıklar olursa çözümlerini yapalım. Evet V'mizi ördükten sonra bir tane zincirimi çektim. Hemen başlangıçtaki 3 tane zincir çekmiştim. Üzerine gelerek batıyorum şu şekilde sadece geçişimi yapıyorum. 8 tane trabzanımız vardı. Hemen bir sonraki trabzanıma batıyorum. Bakınız burada geçişimi yaptım. Şimdi bir sonrakine batıyorum. Geçişimi yaptıktan sonra ikinci trabzanımın üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum her trabzanım birer birer örmeye başlıyorum aşağı sırada 8 tane olan trabzalım bir içerden bir de en sondan yani bir başlangıçtan bir de sondan eksik örerek 6 trabzan sayısına indiriyoruz ve bir tane daha örüyorum en son trabzanımı örmüyorum 2 4 ve 6 tane trabzan sayısına ulaşıyorum bir tane zincirimi yeniden çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. V'min içerisine 10 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 toplamda 10 trabzanımızı ördüm. 2, 4, 6, 8 ve 10. Bir tane zincirimi yine çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 8 olan trabzanım birinciyi ve 8. örmüyorum. Aradaki 6 tane trabzanım örmeye başlıyorum. Bir atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, ve 6. Son trabzanımı örmüyorum. Birinci ile son trabzanımızı örmeden bırakıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. yemin içerisine girerek tıpkı buradaki gibi 10 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 10 sayısına ulaşalım. 10 tane trabzanımı ördüm. Bakınız şurada örmüş olduğum gibi yandaki 8 olan trabzanımı tıpkı burada yapmış olduğum gibi 6 sayısına indiriyorum. Ve sıramı 10 trabzan ve elemen içerisine 8 olan trabzanlarımın üzerine ise 6'şer trabzanlarımı örerek başlangıç noktamıza kadar ilerliyoruz. Eteğimizde sıramızın sonuna kadar geldim. 6 tane trabzan. 10 tane yeni trabzan 6 trabzan 10 yeni trabzanımızı ördük ve başlangıç noktamıza geldik hemen 6 tane trabzanın başına geldim. Bir sıramızı tamamlayıp diğer sıramızın başlangıç noktasındayız. Bir tane zincirimi çektim. Hemen 3 tane zincir çekerek örmüş olduğum trabzanımın üzerine geliyorum. Sadece geçişimi yapıyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine batarak yine geçiş yapıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 3 tane zincirimi çektikten sonra Birer birer trabzanlarımı örüyorum. Yine başlangıçta ve sondaki trabzanımızı örmüyoruz. Hem başlangıçta hem sondaki trabzanları örmedip, örmeyip ortadaki kalan 4 tane trabzanımızı örüyoruz. İkisini ördüm. 3 ve 4. Şöyle görelim. Birinci ile sonuncu trabzanımızı örmedik. Aradaki 4 trabzanımızı ördük. Bir tane zincirim çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yuvanın içerisine hazırlamış olduğum 10 tane trabzanımın birer birer üzerlerine batarak 10 trabzana ulaşıyorum. Herhangi bir artma ya da eksilme yapmıyorum. Birer birer örüyorum. Her bir trabzanımı bir defa örüyorum. Toplamda 10 tane trabzanımı ördüm. 2, 4, 6, 8 ve 10. 10. trabzanımdan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci ile sonuncu trabzanı örmüyorum. Aradaki kalan 4 tane trabzanımı örerek ilerliyorum. Birinciyi örmüyorum. ikinciye batıyorum. Ve diğer trabzanlarımı örüyorum. İkinciyi örüyorum. Üçüncü trabzanımı ve dördüncü trabzanımı örüyorum. Başlangıç ve bitişli birer trabzanımızı eksilttik. 6 olan trabzanda 4 sayısına ulaştım. 4. trabzan sonrasında bir tane zincirimi çekiyorum. Ve bademimin olduğu yerdeki 10 tane trabzanımı birer birer örüyorum. İlk başlangıçtan başlıyorum. Birer birer bakın hiç burada artma ya da eksilme yapmıyoruz. Evet. Burayı da tamamlayalım. modelimiz gayet kolay çok da zevkli örmesi sonuncu trabzanı ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum altı olan trabzanımı bir eksiliyorum ikinciden başlayarak ilerletiyorum bir tane de erken bitiriyorum bakın son trabzanı örmüyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum burada şu görmüş olduğumuz bir bademimiz ve e, trabzanımızdan oluşan gruplarımızı sürekli tekrar ederek sıramızın başına kadar ilerliyoruz bakınız bir tane trabzan grubumuz bademimiz trabzan grubumuz bademimiz şeklinde sıramızın başlangıç noktasına kadar ilerleyelim tekrar sıramızın başına geldim şu şekilde bakınız eteğimizin İlk bölümlere bademlerimizi görmekteyiz. Şöyle yaptığımız zaman görüntümüz çok çok hoş olmakta. Evet şimdi ipimizi tekrar alalım. Diğer sıramıza başlayalım. Bir tane zincirimizi çekiyorum. 3 zincir çektiğim yerin üzerine gelerek sadece geçişimi yapıyorum. Ve bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum. Geçişimi yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Ve hemen yanındaki trabzanımı şu şekilde alıyorum her ikisini kapatıyorum araya bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum buradaki 10 tane trabzanımızı yine birinci trabzandan itibaren 10 trabzan olarak örmeye başlıyorum Hiçbir şekilde bu bademimizi, bakınız, V'nin içerisine 10 trabzan olarak başlamıştık. Birinci sıramız, ikinci sıramız, şimdi üçüncü sıramızı örüyoruz. Her üç sıramızda yani V'nin içerisine ilk kurduğumuzda hiç eksilme ya da azalma yapmıyoruz. 10 olarak tekrar örüyoruz. Sadece diğer şuradaki görmüş olduğumuz trabzanlarımızda azalmalarımızı yapıyoruz. Ve ilerliyorum. 10 trabzanımızı ördükten sonra bakın sonuncuyu da örelim. Şöyle görelim. Bir zincirimizi yine çekelim. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Bir defa örüyorum. İkinci kez kapatmıyorum. Yanındaki trabzanımı bir defa örüyorum. İkinci kez kapatmıyorum. Her ikisini tek seferde çekiyorum. Ve bir tane zincir çekerek diğer taraftaki bademimize geçiyorum ve 10 tane trabzanımızı örüyorum bu sıramızda yapacağımız işlemimiz üçüncü kez 10 trabzanımızı örmek ve görmüş olduğumuz gibi 8 6 4 2 ikişer ikişer baştan ve sondan birer trabzan örmeyerek eksiltmiş olduğumuz grubumuzu iki sayısına indirmek 2'yi de Birinciyi bir defa çekelim. İkinciyi aldıktan sonra yine bir defa her ikisini aynı anda alarak kapatalım ve sıramızı tamamlayalım. Sıramızın yeniden sonuna geldik. Yeni sıramıza başlamak için hazırız. 10. trabzanımızı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle ikisini aynı anda almış olduğum trabzanımın tam ortasına gelerek batıyorum ve geçişimi yapıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektikten sonra aynı yere girerek batıyorum. Ve yeniden V'mizi kuruyoruz. Bakınız yeniden ilk V'yi kurarak aşağıdaki işlemimizi başlatıyoruz. V'mizi kurduktan sonra burada 3 sıra 10 trabzan şeklinde örmüş olduğumuz sıramızın artık birinci ve sonuncu trabzanlarını örmüyoruz. 8 trabzan şekliyle örüyoruz. Diğer görmüş olduğumuz her ikisini aynı anda aldığımız trabzanımıza V'mizi kuruyoruz. Birinci ve sekizin onuncu trabzanımızı örmeyerek aradaki sekiz trabzanımızı örüyoruz ve bu sıramızı tekrar ederek başa kadar ilerliyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum V'mize yaptıktan sonra birinci trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanımdan örmeye başlıyorum. ve ilerliyorum 2, 4, 6 ve 8. 8 tane trabzanımı ördüm. Son trabzanımı örmedim. Bir zincir çekiyorum. ve Buradaki daralmış olduğum trabzanımın tam üzerine batıyorum. Bir tane trabzan, 2 zincir. Tekrar aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. Yanından başlayarak ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'e hiç saymamıza gerek yok aslında başındaki biriyle sondaki biri örmediğimiz zaman 8 trabzan olacak da bir tane zincirimi çekiyorum. Yine tepe noktasına şu şekilde gelip batarak bir tane trabzan, iki zincir, bir trabzanımı örüyorum ve modelimizi yeniden kurmaya başlıyoruz. Evet sıramızın başlangıç noktasına kadar 8 tane trabzan bir V'mizi kuralım gelelim ve her iki tarafında da V'mizi birer tane zincirimizi mutlaka çekelim. Evet sıramızı tamamladık ve geçişimizi birlikte yapalım. İlk hazırlamış olduğumuz V'ye bir tane zincir çekerek tamamlamış olduğumuz bademimizi gelerek arasına bakınız şu şekilde içine gelerek batıyorum ve geçişimi yapıyorum ve hemen 3 tane zincirle başlıyorum 3 zincirimi çektim toplamda 10 tane trabzan olana kadar örüyorum ve trabzanlarımı ikili trabzan olarak yerleştiriyorum sayalım 2 4 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzan ördüm ve bir tane zincir çekiyorum. Burada bakınız, burada bir tane püf noktamız var. Bu püf noktamızı unutmazsak, dikkat edersek hiçbir şekilde yanılma yapmadan. Bademli eteğimizi örmeye devam edeceğiz. İlk kurduğumuz zaman zeminimizde 8 trabzan bir V olarak hazırlamıştık. Şimdi yukarıda baktığımız zaman V'mizin olduğu sıranın yanındaki 8 tane trabzanımızı görmekteyiz. Bakınız 3 er, ta 3 sıra onar onar devam etti. V'mizi kuracağımız sırada tam 8 trabzan olarak azaldık. Yani biz yeniden modelimizi eteğimize başlarken kurmuş olduğumuz ilk sıranın aynısını tekrar etmeye başladık. Şimdi burada 10 tane trabzanımı ördüm. Tıpkı ilk modelimi kurduğum ikinci sıradaki gibi 1, 2, 3 sıra 10 tane trabzanlı bölümünü öreceğim. Ve buradaki azalmaya başlayan 8 trabzanımı şimdi 6 trabzan, 4 trabzan, 2 trabzan şeklinde azaltmaya başlıyoruz. Evet bu şekilde modelimiz sürekli birbirini tekrar edecek devam edelim bir zincirimi çektikten sonra bakınız bir içten başlıyorum buradan ölmüyorum içten birer eksilerek ilerliyorum 1 2 3 4 5 ve 6 şöyle görelim bakınız bir sondan bir baştan trabzanlarımızı yeniden eksilttim bir tane zincirimi çekiyorum V'nin içerisine gelerek 10 tane trabzanımı örüyorum. Buradaki yapmış olduğum gibi ve bu sıramızda 10 trabzan V'lerimizin içerisine ve 8 olan trabzanlarımızı eksilterek 6 trabzan olarak devam edelim. Ve modelimizi artık bu şekilde ilerleterek devam edelim. Tıpkı bakınız ilk sırayla aynı. Ve her... 3 tane ondan sonra 8'e inelim ve neyimizi kurduktan sonra modelimizi yeniden başlatmış olalım ve bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim Evet eteğimizi örmeye devam ediyoruz gördüğümüz gibi 3 sıra 10 trabzanımızı ördük 10 tane trabzanımızı hiç eksilme olmadan devam ettirdik 3 sıra olarak yalnız buradaki diğer kısımda ise eksilmeleri hep devam ettik 2 tane trabzanımızı aynı anda çektik bir sonraki sıramızda bakınız burası püf noktası. Bir sonraki sıramızda 2 olan yerimize V'mizi kuruyoruz ve diğer taraftan bir baştan bir sondan eksilerek 8 trabzana geçiyoruz ve eksilme işlemini şu şekilde başlatmış oluyoruz. Bakınız V'mizi kuracağımız sırada şöyle e, görelim. 3 sıra onu ördük. 3. sıradan sonra bakınız birer eksiltme işlemine geçiyoruz. Bir tane V 8. 1 ve 8 1 ve 8 şeklinde kuruyoruz ve modelimizi hiç karıştırmadan bu şekilde istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam ediyoruz Evet şimdi modelimizdeki bu püf noktasını güzelce yerleştirdikten sonra eteğimizin boyu uygun ölçüye gelene kadar örmeye devam edelim eteğimizi örmeye devam ettim ve bakınız dilimlerimizi birer birer tamamladım bir tane 2 3 ve dördüncü bademimizi tamamladıktan sonra Üçüncü bademi örmeye beyaz ipimle başladım bakınız. Üçüncü on tane trabzanımızın olduğu bölümümüzü birer birer beyazımızla ördüm. Yanındaki iki tanesini aynı anda aldığım trabzanımı da aynı şekilde bakınız takibini yaptım. Şimdi son sıramızı kirpik yaparak örelim. İlmeğimi alıyorum. Şu şekilde bir tane zincirimi çektim. Üç tane zincirimin üzerine geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, Dördüncüye gelerek batıyorum ve burada ilk kirpiğimi oluşturuyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanma batıyorum. 1, 2, 3. Hemen dibine batıyorum ya da şöyle araya da girebilirsiniz. Daha kolay olacaktır. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. Hemen araya her iki trabzan arasına gelerek girelim. Ve bir tane kirpik oluşturalım. 1 2 3 araya batalım birer birer bakınız 10 tane trabzanımızı hem trabzan örelim hem de 3 zincirden oluşan kirpiğimizi ya da diğer adıyla pipirik ya da nasıl isimlendiriyorsanız şuradaki görüntümüzü uygun bir şekilde oluşturalım 1 2 3 batıyorum ilerliyorum 1 2 3 2 tane kaldı 1 2 3 araya giriyorum ve son trabzanımı ördüm 1 2 3 zincirimi çektim kirpiklerimi yaptım Evet şu şekilde birinci sıramızı tamamladım İlk önce 6 tane zincir çekmiştim dördüncü gelerek batmıştım sonrasında birer trabzan 3 tane zincirden oluşan kirpiklerimizi ördüm ve tığımın başını doluyorum sadece bir zincir çekiyorum bakınız diğer tarafa geçiş için tığımı başında doluyorum aradaki iki tane trabzan tek seferde almıştı buraya hiçbir işlem yapmadan diğer dilimimize geçiyorum ve örmeye başlıyorum Bakınız hiçbir işlem yapmadık burada atladık 1 2 3 hemen batıyorum arkasına ve tekrar 1 2 3 arkasına Evet bu şekilde kirpiklerimizi yaparak dilimlerimizi tamamlayalım ve eteğimizdeki son sıramızı örmüş olalım. Evet eteğimizin ikinci sırasını ve kirpikli sırasını örerek tamamladım. Şimdi başlangıç noktasına geldim. Burada birleşme işlemini yapalım. Sonrasında bel kısmımızı örmeye başlayalım. En son kirpiğimi yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Hemen bakınız ilk kirpiğimin şöyle görelim. İlk kirpiğimin olduğu yere geliyorum geçişimi yapıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum ve ipimizi içeriye gizleyelim şimdi belimiz için aynı kirpikli işlemimizi çalışmaya başlayalım hemen şuradan çalışalım bakınız bu kısım alta gelecek bu kısım üste gelecek alta kısmın olduğu yerden başlıyorum bir tarafına ilik bir tarafına düğmemizi dikeceğiz bir tane zincirimi çektim Evet. Battım. Bir zincir çektim. 2-3 3 Üç tane zincirimi çektikten sonra aynı yere giriyorum. Bir sonraki trabzanıma geçiyorum. 1-2-3 Arkasına batıyorum. İlerliyorum. Bir sonraki trabzana 1-2-3 Arkasına batıyorum. 1-2-3 ardına batıyorum ve yukarıya doğru çıktım bakınız burası düğme dikeceğim bölüm bu tarafa ise ileğimizi açacağız Evet şimdi hemen bir tane ileriye geçerek tekrar batıyorum 1 2 3 zincir ardına batıyorum bir ileriye geçip batıyorum 1 2 3 ardına batıyorum burada lastik sıralarımız sık olduğu için bir değil iki tane de atlayabiliriz 3 zincir bir tane kirpik bir atladım ikinciyi atladım 1 2 3 ardına batıyorum bu şekilde bel kısmının üst bölgesini tamamen örelim diğer ilik çalışacağımız noktaya kadar devam edelim bir uçtan başlamıştık bakınız düğme dikeceğimiz yerden bütün kenarlarımızı iki tane trabzanımızı atlayarak ördüm üç tane zincir çekerek kirpiklerimizi yaptım ve Bakınız belimizin diğer yan kısmına geldik. Burada ilk çalışmamızı yapacağız. İlikimiz için ben bir tane ilik çalışmak istiyorum. Karşı tarafa ileyen arkadaşlarımız iki tane de ilik çalışması yapıp iki düğme olarak kullanabilirler. Şimdi tam tepedeyim bakınız. Tepe noktasındayım. Hemen aşağıya geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3. Bir tane kirpiğimi yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum kirpiğimi yaptıktan sonra ve bir sonraki trabzanımızın olduğu yere gelerek batıyorum bakınız burayı ilik olarak kullanmak istiyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum hemen ardına batıyorum ve şöyle bakınız iliğimizi ve kirpiğimizi aynı anda kurmuş olduk bir sonraki bölümüme batıyorum 1 2 3 tekrar ardına girerek kirpiğimizi örüyoruz. Bir ileri trabzana batıyorum. 1, 2, 3. Sona kadar bakınız. En son eteğimizin bulunduğu sık iğneli bölüme kadar geçerek battım. Bir tane zincirimi çektim ve ipimi bu noktadan kesiyorum ve içe doğru geçişini sağlıyorum. Evet şimdi karşı tarafa tam iliğimizin karşısına denk gelecek yeri düğmemizi dikelim ve eteğimizin bel kısmı tamamlanmış olsun. Düğmemizi diktikten sonra bir de ince şu şekilde dantel geçirmek istiyorum bel kısmını. Dilerseniz tül de kullanabilirsiniz. Şöyle düğme kısmını kenara alıyorum. Tam ortalıyorum ve sık iğneden önceki sırama giriyorum. Bakınız dantelimin ucunu geçiriyorum ve 1 2 3 4 4 tane trabzan atlıyorum şu şekilde aradan geçiyorum tekrar 1 2 3 4 aradan geçişimi yapıyorum sayıyorum 1 2 3 4 her dört tane trabzanda bir geçişimizi yapalım ve bütün bel bölgesini çevresini kuşatalım. Sonrasında görüşelim. Evet bütün sıramızı dolaşarak tamamladım. Dörder trabzan atladım ve bir tane fiyonk olarak önümüze bağladım. Ve bu şekilde bel kısmımızı tamamlamış olduk. Eteğimiz bütün işlemleriyle sona erdi. Bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Ee, güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.